Şimdi tabii toplum olarak bir bilincimiz oluştu. Yani maske, mesafe, hijyen konusunda insanlar bayağı duyarlı. Yakın çevremizde de görüyoruz, kendimiz de uyguluyoruz. Şu an tabii röportaj yaptığımız için maskem yanımda yok. Üstümde değil. Fakat bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi burada gözüken şu, toplum olarak şunu anladık bilim adamlarının anlatmalarından. Bu virüs 3-4 sene daha sürecek. Dolayısıyla birden bitmeyecek. Biz bu konuda kendi tedbirlerimizi alarak sağlığımızı koruma noktasında olmak zorunda olduğumuzu anladık. Bunu uyguluyoruz. Sağ olsun toplumumuz da bunu uyguluyor kendisini düşündüğünden dolayı benim gibi. Sonuçta da tabii bu rakamlara yansıyor. Aşı noktasında da güzel rakamlarımız var. Aşılama da güzel. Zamanında herkes aşılarını hemen yaptırıyor. Bu nedenle umutluyuz ile güzel günler, sağlıklı günler yakın olacağını tahmin ediyoruz. Ama 3-4 sene sürecek zannedersem. Şimdi şöyle sevgili kardeşim, yani mesela bölge bölge geziyor tırmanış. Mesela Bartın'da, Karabük'te eğer bir yükselme olursa bir hafta 10 gün sonra da Zonguldak'a, işte Düzce'ye veya Bolu'ya geliyor. Yani bölgesel olarak hemen etkileniyor tabii trafikten dolayı, popülasyondan dolayı. Şimdi bu dönemde Bartın, Karabük hattı, Bolu hattı, Düzce hattı yüksek değil. Dolayısıyla bize de oradan çok sirayet etmiyor. Biz de dikkat ediyoruz. Bizim il olarak rakamlarımız güzel seviyelerde. İnşallah daha da güzel olur, sıfırlanır. Umudumuz o. Sadece bir şehrin yani tedbir alması veya duyarlı olmasıyla ilk ona girip girmemede etkileme olmuyor. Diğer yan komşuların da komşu vilayetlerinde şeye girmesi lazım, tedbire. Ki onlar ilk ona girmediği zaman da veya yüksek rakamlara girmediği zaman da biz de şehir olarak aşağıda kalıyoruz. Aslında bunun şeyi bu, sebepleri bu. Yükselmeye başladı. Neler söyleyeceksin bir vatandaş olarak abi? Sosyal mesafeye, maskeye dikkat ediyor muyuz abi? Tabii vatandaş olarak, Zonguldak halkı olarak son derece duyarlıyız zaten. Ben kendim de eski bir sağlık çalışanıydım yani. Gördüğümüz kadarıyla da yani aşılanma oranımız da yüksek. Vatandaşımız da duyarlı maske konusunda, biraz daha hassaslar. İnsanlar peki artık sosyal mesafeye, maskeye alışabildi mi? Vaka sayıları o yüzden mi düştü, yoksa buna duyarlı olmaya başladı? Tabii alıştılar, duyarlı olduklarından yani. Ama olumsuz etkiler de var yani. Olumsuz etki derken yani pandeminin biraz uzun sürmesinden dolayı da vatandaşlar da biraz bunalmaya başladılar yani. Onun da negatif etkileri oluyor az da olsa. Aşılamada peki ne durumdayız abi? Mesela aşılamada da yükseldik. Sizce insanlar aşıya nasıl duyarlı bakıyor mu? Yani oluyor mu herkes aşıya? Bence duyarlı bakıyorlar. Aşı kartları olsa da toplumda, yakınımızda da var yani, ama oranları çok düşük bunların yani. İkna etmeye çalışıyoruz yani. Anladım. Ama aşılama oranı bayağı yüksek.